Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün çok güzel değişik bir salata yapacağım. Diğer adıyla da Çin salatası diyorlar sanırım ama yanlış biliyorsam düzelttim. Pirinçli tavuklu bir salata yapacağım. 5 çaylarınızda akşam ortaya böyle yemeklerde de yapabilirsiniz. Çok güzel oluyor. Tavuk ve pirinç kullanacağım. Pirinci bir su bardağı şöyle 200 milimlik bardakla ıslattım. 15 dakika öncesinde ıslatmamız yeterli. Tavuğu da bir büyük göğsün yarısını kullanacağım. Haşladım ben bunu düdüklü tencerede bir 15 dakikada. İlk önce pilavımı yapayım. Onlar demlenirken diğer malzemeleri. Pilavı yapmak için uygun bir tencereyi ocağıma alıyorum. Altında yakıyorum. 1 çay bardağı sıvı yağ. Normal bir çay bardağı ile koyabilirsiniz. Ben çok doldurmadım. Bu da normal çay bardağından birazcık büyük. Bir kere sıvı yağ kullanacağım. Bir daha kullanmayacağım için sadece pilavın içine koyuyorum. Yağ ısındıktan sonra pirinci içerisine alıyorum. 1-2 dakika kavuracağım. Yağı çok gibi gözükebilir. Evet biraz fazla ama salatanın tamamını bu yağ ile yapacağım. Yani bir daha yağ eklemeyeceğim. Ondan dolayı bir çay bardağı sıvı yağ çok fazla değil. Pirinç de çekecek. İçerisine yeşillikler de gelecek. Tuzunu da ilave ediyorum. Çok fazla kavurmanıza gerek yok pilav gibi. 1-2 dakika kavursanız yeterli. 2 su bardağı su ekliyorum. Pirinci çok fazla ıslatmadığım için suyunu biraz fazla koyuyorum. Siz de normal pilav yapar gibi pilavınızı böyle hazırlayın. Tamamdır. Kapağını kapatıp altını kısa alıyorum. Pilav burada pişerken ben hemen yeşilliklerimi doğrayayım. İlk önce yeşillikleri doğrayayım. Tümünü normal salata yapar gibi doğrayacağım. Dereotunu da. Biberleri de doğruyorum. Pilavı yaptıktan sonra bir 20-25 dakika soğutun. Ben de şimdi doğrayacağım malzemeleri. Dolaba kaldıracağım. Pilavım soğuduktan sonra devam edeceğim. Çok sıcak sıcak boşaltmayın. Bu sefer yeşillikleri söndürürsünüz. Turşuyu unutuyordum. Birkaç tane de salatalık turşusu. Benim evde bunlar varmış. Bunları ekleyeceğim. Malzemeleri doğradıktan sonra derince bir kabın içine alıyorum. Artık içerisine tavuğu dideceğim. Çok aşırı küçük değil. Normal bir şekilde didiyorum. Muhakkak bir kere de olsa bu salatayı denemelisiniz. Ben senelerdir yapıyorum. En sevilen salatalarımdan bir tanesi. Üzerine bir su bardağı mısır ekliyorum. İçerisine bir adet limon suyu, bir miktar pul biber. Tuz eklemeyeceğim. Yağı da pilavda var. Bakacağım eğer ki yağı ve tuzu az olursa sonrasında ekleyeceğim. Şimdi bunu dolaba kaldırayım. Birazcık dinlensin. O arada pilavım pişip birazcık demlenmesi gerekiyor. Pirinç artık soğudu. İçerisine ilave ediyorum. Sıcak sıcak ilave etmeyin. Bu yağ artık salata için yeterli. Daha fazla yağ eklemeyeceğim. Karıştırıyorum. Servis tabağına alacağım. Artık tuz, yağ, hiçbir şey eklemeyeceğim. Salatam hazır. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.